resmi bir ayna olarak kabul eden ressam Nedret Yaşar, ruhunu yansıtan soyut çalışmalarını Alkent Actual Art Gallery'de sergiliyor. Resim çalışmalarına doğduğu yer olan Bulgaristan'da başlayan Nedret Yaşar, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümüne gelerek sanatını pekiştiriyor. Kendi üslubunu yaratmayı başaran Yaşar, özellikle resimlerinde fona verdiği önemli dikkati çekiyor. Fon, resimlerdeki figür ve objeleri öne çıkarmakla birlikte başlı başına bir sanatsal ifade olarak ileri sürülüyor. Fon bu çalışmalarda resmin içine alınmıştır. Bir resmi algılarken her zaman bir boşluk oluşmasını isteriz. Bir nesneyi de normal algılarımızda öyle algılarız. Herhangi bir nesneyi doğada algılarken onun boşluğunu da görmek isteriz. Ancak onu öyle doğru görebiliyoruz. Ama o fonu aynı zamanda nesnenin içine de alabiliriz. Bunlar birer bütün ve birbirini etkiliyorlar. Anlam olarak da etkiliyor, renk olarak da etkiliyor, form olarak da birbirlerini etkiliyorlar. Ben bir resme başlarken birçok şeyi düşünüyorum, eskizler yapıyorum ama rengi açıkçası tasarlayamıyorum. Bu tamamıyla o çalışma esnasında oluşan şeyler. O anda benim hissettiğim şeylerdir. Nedret Yaşar'ın sağlam yağlı boya tekniği ve lekecilik üslubuyla yaptığı resimlerde soyut temalar egemen. Efsanelerden, masallardan ve insani özlemlerden esinlenen tablolar sanatçının yaşamından kesitleri de yansıtıyor. Nedret Yaşar'ın Alkent Actual Art Gallery'deki sergisi 30 Temmuz'a değin izlenebilecek. Buena Vista Social Club'ın hayatta kalan en önemli üyesi Omar Portuondo, 15. Uluslararası İstanbul Jazz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu. Yepyeni projesi Gracias'ta izleyicilerin karşısına çıkan efsanevi müzisyen, konserde kendisini en çok etkileyen Küba ve Brezilya şarkılarına yer verdi. Son olarak bu konserin görüntülerini ekrana getiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.